Evet arkadaşlar, hayati bir konu olarak söylediğimiz arıza giderme 4 ana başlıkta inceleniyor. Tap, rack ve bank. Olmadı. Vurduk. Tekrar attık. Evet. Pozisyonumuz bu. Evet arkadaşlar, bir diğer konu başlığımızda hayati önem taşıyan arıza giderme. Arıza giderme gerçekten hayati önem taşır. Eğer ani bir refleksle silahınız tıkandığı zaman ya da mermi kovan ağzına geldiği zaman ya da çift besleme yapıldığı zaman, şarjör giymediği zaman hızlı hareket yapıp silahı manipüle edip tekrar eski haline getiremezseniz ölürsünüz. Dolayısıyla arıza giderme 4 ana başlıkta inceleniyor. Bunlardan birincisi şarjörün oturmaması diye tabir ettiğimiz, şarjörü tam oturtturmayıp silahı kurmayı denemek. Bu kurduğumuzu sanıyoruz. Sonra ilk hareketi yapıyoruz, tetiğe basıyoruz. Bakıyoruz ki ateş almıyor. Dolayısıyla şarjörün tam oturmadığını anlıyoruz. Burada vur, çek ve ateş et prensibi tekrar geçerli. Tap, rack ve bank dedikleri ateşi vur, çek ve ateş et mantığı geçerli. İkinci metot olarak söyleyeceğim metot mühimmattan kaynaklanan bir şey. Bu da çekirdek herhangi bir kapsüldeki arızadan dolayı mermi patlamayabiliyor. Siz her şeyi yapıyorsunuz. Kurdunuz. Şu anda mermi ağzında. Ateş ediyorsunuz. Ateş ediyorsunuz. Patlamıyor. Bu tekrar alıyorsunuz. Tekrar manipüle ediyorsunuz. Mermi çıkıyor. İşte burada görüyoruz ki arkadaşlar vurduğu halde mermi patlamamış. Tabii biz buna biraz çok hor kullandık. Dolayısıyla böyle. İkinci metot bu. Birinci neydi? Şarjörün oturmaması. İkinci neydi? Mühimmatın arızalı çıkması. Yani ateş almaması. Üçüncü neydi? Şu boş kovanın ağza sıkışması. Dördüncüsü de çift besleme dediğimiz iki tane merminin üst üste gelmesi mantığında. Yani şöyle bir metot da düşürüyorum. Şimdi kilitlenmiş oluyor. Dolayısıyla silah ateş almıyor. Burada da yapacağımız tek şey, burada vurup çekmek hiçbir şey ifade etmez. Şarjör değiştirmek zorundayız. Mekanizmayı dikiyorum, şarjörü boşa çıkarıyorum ve diğer şarjör düşüyor. Tekrar kuruyorum ve atışıma devam ediyorum. Evet. Biraz önce bu arızaları normal teorik olarak gösterdik, anlattık. Şimdi bunu pratiğe dökeceğiz. İlk atışımız neydi? İlk atışımız şarjörün oturmaması ya da kapsülün ateş almaması şeklindeydi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir tane dolu, bir tane boş, bir dolu, bir boş, tekrar bir dolu yapıyoruz. Bu arızamızın bir tanesi. Diğer arızamız neydi? Diğer arızamız kapsül arızasıydı. Yani kapsülün boş kovanın sıkışma hadisesiydi. Şimdi tekrar işte bir mermi koyuyoruz. Evet, sıkışmış vaziyette. Diğeri neydi? Diğeri de bir tane çift besleme dediğimiz problem. Bir tanesini namlunun ağzına koyuyoruz. Diğerinde çift besleme dediğimiz şekilde sıkıştıracak şekilde koyuyoruz. Şimdi ilk atışımızı yapıyoruz. İlk atışımızda neydi? Bir dolu, bir boş şekilde yapıyoruz. Silahımızı kurduk, ateş ettik. İkincisine bastık, almadı. Ne yapıyoruz? Vurduk, tekrar attık, boş kovan attık, tekrar. Tekrar bastık, olmadı. Vurduk, tekrar attık. Pozisyonumuz bu. İlk arızayı giderme şeklimiz bu. İkinci de neydi? Kapsül. Boş kapsül sıkışma anı. Atıyorum. Atamıyorum. Kapsülü de burada görüyorum. Vurdum. Tekrar çıkardım. Ateş yapıyorum. Hop. Bu da tamam. Silah çalışır vaziyette. Üçüncüsü
Ateş ediyorum, baktım. Kapsüller üst üste geldi. Çift besleme oldu. Vurdum, vurdum. Olmadı. Tekrar ne yapıyorum? Şarjörü çıkarıyorum. Buraya alıyorum. Attım. Şimdi pozisyonumuz bu. Bu üç metodunda az önce anlattığımız şekilde şimdi gerçeklerini denedik. Demek ki burada refleks çok önemli. Ben yine burada yavaş gösterdim size. Hareketin bütünlüğü tam çıksın diye. Bunu çok hızlı ve seri bir şekilde yapmak bizim için en normaldir. Bam, 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 bam gibi. Evet arkadaşlar, serimizin bu bölümünü de bitirdik. Bir dahaki bölümde size dört yöne atış tekniklerini göstereceğiz. Yani kılıftan kütleye, saat yönüne, saat yönünün tersine atışlar yapacağız. Sonra oturarak, çömelerek, yatarak atışlar yapacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vavla kalın, güvenli kalın. Çömelerek atışlar, çökerek atışlar, oturarak atışlar, yatarak atışlar.